Evet, yayın dışı bayağıdır kayıt almıyordum. Bayağıdır yayın dışı kayıt almıyordum. Selamlar herkes. Hoş geldi. Eksun Gıda Tarım Sanayi'nin halka arzı açıklandı. Aslında bugün Twitch'te canlı yayın yaptık ve Twitch'te canlı yayın yaparken Eksun Gıda halka arzı oransal olarak geçiyordu. Ama bugün açıklandı. Hem de bayağı yeni yeni açıklandı ve Eksun Gıda halka arzı bireysele eşit kurumsallara oransal olarak çevrildi. Bireysele eşit olduğu için de tadından yenmez. O yayında konuştuğumuz oransaldan bahsettiğimiz şirketi anlattığım bir video olmuştu 10-15 dakikalık. Onu paylaşmayacağım dolayısıyla. Kulaklık takmadım, garip de geldi ama kusura da bakmayın. Güzel tatlı bir arz var arkadaşlar. Çiçek gibi. Kaç tavan yapabilir? Şirket ne durumda? Şöyle gelin beraber bir inceleyelim istedim. Halk Arz Haber'in bir paylaştığı ekran görüntüsü var gördüğünüz üzere sizlerinde. Önce bunu inceleyeceğim. Ardından da şirketin SPK onaylı izahnamesi üzerinden bir iki bir şeye bakacağız beraber. Birazcık bahsetmiş olalım. Eksun Gıda öncelikle gıda sektöründe. Hadi canım falan. Evet, güzel bir sektör. Yani enerji sektörü ve gıda sektöründe özellikle umutluyuz bu senede. Çünkü ihtiyaç çok fazla. Hatta ihracat yasakları geliyor bazı gıda sektörleri için. O açıdan düşününce aynı zamanda şirket glutensiz gıda üretimi yaptığı için bir hayli de popüler durumlarda. Eksun Gıda'nın %57'si bireysel yatırımcıya, geri kalan %35 kurumsal, %5 yurt içi kurumsal, yurt dışı kurumsal ve %3'ü şirket çalışanlarına şeklinde dağılacak. Kurumsal yatırımcılara olan, şirket çalışanlarına olan kısımlar, bireysel olmayanlar, yani kurumsal olanlar, oransal olarak bireysel olanlarda, yani şirket çalışanlarına ve bireysel yatırımcıya verilen %57'lik kısımlarda eşit dağılım olarak üstünden değerlendirilecek. T1, T2 bakiye kullanılmıyor. Önce burayı bir şöyle bir gözden geçirelim. Görmemiz gereken şeyleri de görelim. %20 iskonto bedeli belirlenmiş. Yapı Kredi'nin konsorsiyum lideri olacak. Talep edilebilecek kurumlar içerisinde Akbank'ı da görüyorum. İşbank'ı da görüyorum. Onları da görüyorsam diğerlerine genel olarak bakmıyor. Sürekli şu var mı diye bakmama da çok gerek kalmıyor. Onlar varsa genelde diğerleri oluyor. Şimdi şirketin bugün ben notlar yazmıştım elimde. Notlarda çok fazla vardı gündüz yaptığım canlı yayında oransalken anlatırken. Buraya eklememişler ben söyleyeyim. Şirketin yaklaşık yıllık 90 milyon TL'lik, TL diyorum 90 milyon dolarlık bir ihracat geliri var. Ve bu ihracat geliri şirketin gelirlerinin yaklaşık %25'ini oluşturuyor arkadaşlar. Yani %25 güzel bir ihracat oranı, dövizden koruyucu, döviz dalgalanmalarında koruyucu bir etki alanı. Ve dövizin çok sabit durduğu dönemlerde tıpkı Vespe'de hani nasıl kar düşük geldi çok döviz sabit durduğu zaman yüksek ihracatın da bir böyle net kar üstünde negatif etkisi olabiliyor. %25'in ihracat, %75'in iç pazar olması da bu bağlamda karlılığı sürekli kılıyor. Yani eğer döviz hareketsiz olursa, döviz durağan olursa bile burada bir hareket karlılık sürmüş oluyor. Şöyle kaç lot düşer kısmına birazdan gireriz. Ya da şöyle bir gözden geçirmiş olalım tabii. Muhtemelen 700 bin civarı bir başvuru olacağını düşünüyorum. Göknur'a 862 bin kişi katıldı. Yan tarafa da yazmışlar sağ olsun Halk Arz Haber. Ben 15 lot ila 16 lot arası 700-750 bin kadar katılımcı olacağını, 800 TL'lik bir başvurunun yeteceğini, çok garanti oynamak isteyen olursa da 1000 TL gibi bir başvurunun yetebileceğini düşünüyorum. Öncelikle kaç lot talep edilebilir bunu bir konuşmuş olalım. Yani 900 bin, 1 milyon başvuru olur mu? Olursa da sağlık olsun. 1000 TL'lik bir başvuru ya da 900 TL'lik, 800 TL'lik bir başvurunun rahatlıkla yeteceğini düşünüyorum. 700 binin altında hani 650 bine kadar düşer mi? İşte hani Tüpraş temettü ödedi, insanlar Tüpraş alıyor. Ford temettü ödedi, insanlar Ford alacak. Yani önümüzdeki günlerde cumartesi, pazartesi günü Ford ödeyecek falan. Talep toplama tarihleri 15, 16, 17. Yani önümüzdeki hafta içi çarşamba, perşembe, cuma günü olacak. 48.90'dan arz fiyatı var. Lot sayısı 20 milyon, arz büyüklüğü 90, 980 milyon gibi bir durumda. 20 milyonun işte %57'si yaklaşık 11 milyon lotluk kısmı bireysel yatırımcıya oluyor.
Burada ben açıkçası çok fazla şirketin temettü ödediği, temettü verimiyle beraber fiyatların geriye çekilmesi, bu bağlamda bazı şirketlerin fırsat sunduğu ve insanların nakitlerinin ellerinde bulunmama ihtimalini düşünerek 600 bin, 650 bin gibi başvuruların olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 800-850 TL'lik ya da 900 TL'ye kadar olan bir limitte lot dağıtırsa şaşırmam. O yüzden diyorum hani garanti olmasını isteyen varsa 1000 TL'lik bir başvuruda bulunabilir buna. Tabii ki bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben lisanslı bir danışman değilim. O yüzden sadece kendi açımdan ne düşünüyorum onu söyleyeyim. 800 ila 900 TL arası bir başvurunun rahatlıkla yeteceğini düşünüyorum. Ben de muhtemelen o civarlarda bir başvuru yapacağım. Katılmayı düşünüyorum. Çünkü şirkette hoşuma gitti açıkçası. Enerji ve gıda sektörlerinde özellikle bir ihtiyacın hasıl olduğuna düşünecek olursak bu başvuruyu çok da ben bu arzı çok da kaçırmak istemiyorum açıkçası. Hatta retweet ettim, favladım falan tweet'te. Taahhütler arasında buraya yazılmamış 30 gün boyunca fiyat istikrarı var. 1 yıl boyunca ortaklar satışı yok. Bu bağlamda güzel. Ondan sonra halka arz gelirlerinin kullanım alanı demiş. %20 yenilenebilir enerji santrali, %10 un silosu, tesis, makine yatırımı demiş. Bunlar yatırımlık kısmı yani %30'luk kısmı. Şimdi birazdan göstereceğim kısa vadeli yükümlülüklerde büyük bir artış var şirkette. Onu izahnamenin tablolarında bulduğum için size de göstermezsem ayıp olur. Yani demek istedikleri de şu, 980 milyonluk bir arz yapıyoruz. Bunun 300 milyonluk kısmı bizim kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılamak için olacak demek istiyorlar. O da yaklaşık olarak bu sene çektikleri kısa vadeli kredilere denk geliyor. Hemen hemen tam oraya denk geliyor. Tam 2022 yılı içerisinde kullanılmış kredilerin miktarıyla uyuşur durumda. %40 da işletme sermayesine yani sermayeyi aktaracaklar ve duracak. Bu bağlamda işletme sermayesinin yükseleceği için şirketin bedelsiz sermaye artışı yapma ihtimali de öngörüyorum. Bu açıdan yatırımı uzun vadeli değerlendirmek isteyenler olabilir. Bir bedelsiz beklentim var şirketten. Ha ben ne kadar uzun vadeli tutarım bilmiyorum. Çünkü benim de uzun vadeli taşıdığım 15 tane şirketim var arkadaşlar. Benim portföyümde temettü ve büyüme hisselerinden oluşan 15 şirket, bir tane de fon var. O yüzden uzun vadeli portföyümü aktarmak için beklemem. Muhtemelen beklediğim tavanı bulduğumda, ki birazdan ondan da bahsedeceğim kaç tavan yapabilir diye düşündüğüm kısımda, ben ortaklığımı bozacağım ve kendi uzun vadeli gıda ve enerji şirketlerime bu parayı aktarıyor olacağım. İsterseniz biz şimdi bir onaylı izahnamede geçen tablolara, bilanço kısmına bakalım. Şurada öncelikle yukarıda, daha biraz daha yukarıda hızlıca yükümlülüklerin olduğu kısma gitmek istiyorum. Dediğim gibi 300, şurada kısa vadeli yükümlülüklerde gördünüz mü? Bakın Aralık 21, 31 Aralık 21 ile Ekim ayı yani 3. çeyreğe kadarki kısımda yaklaşık olarak burada 290 milyon kadar bir kısa vadeli yükümlülüklerde artış var. Dönem varlıklarında yaklaşık olarak 500 milyonluk yani karıyla beraber olan kısmının bir artışı var. 500 milyonluk bir artış varken 490 milyonluk kısa vadeli yükümlülüklerinde bir 290 milyonluk artış var şirkette. İşte bu %30'luk yani arzdan gelecek olan 330 milyona, 320 milyona tekabül eden şirket borçlarının ödenmesi dedikleri şu %30 finansal borçların ödenmesi dediği kısım bu aradaki farkı kapatmak için. Yani 2022'de kullandığı krediyi şirket bu arzla kapatıyor olacak. Şimdi gelelim aşağıya, güzel kısımlara da bir ufak dönelim. Seriden inelim, 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 inelim. Heh. Şimdi geldik buraya. Burada neleri inceleyelim? Şöyle, duran varlıklarında şirketin bir geri çekilme var. Bu negatif. Toplam varlıklarında, dönem varlıklarında yaklaşık değil mi? 450 milyonluk bir artış var. 450 milyonluk demeyeyim. Evet, 450 milyon, pardon, milyar diyecektim bir arada. 450 milyonluk bir artış var. Bu genellik olarak dönem varlıklar üzerinde olmuş. Yani toplam dönem varlıklarını şurada baktığınız zaman yaklaşık olarak 490 milyonluk bir artış var. Duran varlıklarında bir azalış var. Toplam 450 milyon gibi bir 460 milyon gibi bir artış söz konusu.
Bunun yanı sıra hoşuma giden bir şey göstereyim. Kısa vadeli yükümlülüklerinde her ne kadar burada bakın 290 milyon ki muhtemelen son çeyrekte de artış vardır. O yüzden bu arzın miktarı bu kadar. %30'u tam denk geliyordur muhtemelen 2022 borçlarını kapatmaya. Bu borçlar buradan kapanacak. Onun farkındayım ben. Yani 2021 başından önce kısa vadelilerde. Uzun vadeli yükümlülüklerinde ise borçlarından kurtulmuş şirket. Yani bu çok güzel. Yani uzun vadeli borçlarının, genelde uzun vadeli borçlar zaten çok korkutan şeyler değildir. Kısa vadeli yükümlülükler genelde şirketleri korkutur ve kısa vadeli yükümlülükler karşılanmak için genelde bu şekilde arzlara denk geliriz. Burada uzun vadeli yükümlülüklerin azalıyor olması güzel. Şirketin uzun vadeli çok büyük yükümlülük ama zaten çok büyük bir yükümlülüğü yokmuş. Yani 73 milyona 46 milyona düşürmüş. Çok büyük, yani 20-25 milyonluk bir kredinin geri ödemesini yapmış uzun vadede olan. Burada kısa vadeli yükümlülüklerinde sert bir artış olduğu için yaklaşık işte dediğim gibi 290, 330, 320 milyon kadar muhtemelen son çeyrekle beraber 320 milyon kadar bir yükümlülüğün olabileceğini düşünüyorum kısa vadeli. O da bu arzın gelirine denk geliyor. Yani oturup hesaplarsanız şöyle, hatta ben hesaplayayım. 980 bölü 100 çarpı 30 yaptığınız zaman 294 milyon bir finansal borcu ödemeye karşılık bir para var. 294 milyon kadar. Bu da burayı ödeyecek. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Şirketin toplam kaynakları yaklaşık olarak yine 480 milyon, 470 milyon kadar artmış durumda. Burada diğer kapsamlı gelir gider ve esas faaliyet karı zararı söz konusu. Esas faaliyet karı zararına baktığımız zaman burada işte dönem varlıkların nereden oluştuğu gözüküyor. Yaklaşık olarak 312 milyon kadar bir kar var burada. Esas faaliyet karı var. Son çeyrekliğe tekabül ediyor. Son bir yılın karı olarak. Son bir yılın diyebilirim. Son çeyrek yok. Yani son 2022 dördüncü çeyrek ve 2023'ün birinci çeyreğini görmeden bunları söyleyebiliyoruz. Ki şirketin karlılığı yükseldiği için burada bir tık daha belki daha iyi duruma gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu bağlamda gördüğünüz üzere şurada da toplam kapsamlı gelir giderde eksi 50 milyondan artı 164 milyona dönmüş durumda. Burada işte şirket benim hoşuma gitti. Yani şimdi kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Öncelikle dediğim gibi yaklaşık 800-900 TL gibi bir başvurunun yeterli olacağını düşünüyorum. Garanti olmak isteyen, garanti bütün alacağımı alayım diyen 1000 TL'lik başvuru yapabilir. Ha şunu da söyleyeyim. Yüksek bir başvuru gelip 600 TL'lik falan bir de verebilir. Ama dediğim gibi çok fazla şirket bu dönemde, temettü dağıtma döneminde birazcık da böyle maliyetlenmek için güzel fırsatlar veriyor gibi. İşte Ereğli'de bir geri çekilme var. Tüpraş'ta bir geri çekilme var. Ford'da bir geri çekilme olacak. Arçelik'te yine keza böyle geri çekilmeler olacak. Özellikle Koç grubunun birçoğunun temettüsü bu döneme denk geliyor. Bu bağlamda insanların elinden nakit olmazsa belki başvuru sayısı az gelir ama 650 bin, 700 binden daha aşağılarda olacağını düşünmüyorum. Yani o yüzden 800 TL gibi bir maksimum veya işte 600 TL gibi bir minimum dağıtım olacağını düşünüyorum. Beklentim tavan konusunda 8 tavan, 7 tavan gibi bir beklentim var. Belki 4. 5. tavanlarda bir böyle hafif pürüzleme, yani artı 9.90'la gitmek yerine bir 4-5 yapıp ondan sonra tekrar bir yayla gıdada olduğu gibi bir etki yapabilir. Ama 8 tavan benim beklentim. O da iyi bir beklentim. 8 tavan %100'ün üzerinde bir kar bırakır. 7. tavandan sonra veya işte 4. 5. tavandan sonra burada maliyet geri alınıp 3-4 tavan kadar da sıfır maliyetli olarak taşınabilir veya 5 tavan alıp biraz daha garantiye oynayıp 5 tavan aldıktan sonra çekilinebilir. Bu da yaklaşık %60'lık bir kar demek. 5 tavan ya 5 tavan dediğiniz zaman 5 çarpı 10 50 diye düşünmeyin. Her günün üstüne bir daha koyuyor. %55 ile %60 arası bir sayıya denk gelmiş oluyor, tekabül etmiş oluyor. Bu bağlamda %50'de tamamen çıkış yapılabilir. %50'de maliyet çıkışı yapılıp karlar bırakılabilir ki ben genelde tercih ederim. Ya da 7. tavanı bekleyip tamamen ya da 8'de tamamen çıkış yapılabilir. Uzun vade beklenebilir. Şirket dediğim gibi bedelsiz yapma ihtimali çok yüksek. Yani
İşletme sermayesi yüksek olduğu için, %40'ını burada beklettiği için, işletme sermayesini şurada göstereyim tekrar. İşte %40'ını, bu paranın %40'ı bu arada. Yani bu az bir paradan bahsetmiyor olacağız. Yaklaşık olarak 392, 400 milyon diyelim. 400 milyon TL gibi bir para işletmenin sermayesinde olacak. Burada şirket bedelsiz ve bedelli sermaye artımına gidemeyeceği için arzın hemen sonrasında, ama izahnamede gördüm, bedelsiz sermaye artımı yapabilir ibaresi vardı. Yani bedelsiz sermaye artımı yapmasına herhangi bir engel yok. Bu 400 milyon ile bedelsiz sermaye artışına gidebilir şirket. Bu yüzden uzun vadeli olarak da taşınabileceğini düşündüğüm bir şirket Exxon Gıda. Lakin dediğim gibi benim elimde 15 tane uzun vadeli şirketim ve bir tane de fonum olduğu için ben bu şirketleri zaten Twitter'ımda ve Instagram hesaplarımda paylaştığım için hani bunları tekrar tekrar göstermeme gerek yok. Daha önce videolarda ya da yayınlarda da beklentilerim olan o şirketler zaten benim şirketlerim mevcutta. İşte içinde toprak tarım şirketleri var, enerji şirketleri var, gıda şirketleri var, içecek şirketleri var. Öyle olduğu için ben buradan olan karlarımı oradaki lotlarımı arttırmak için kullanıyor olacağım. Ama size de burada şunu söyleyebilirim. 1000 TL bir başvuru kesinlikle yeterli. Dağıtılmasını beklediğimiz miktar minimum 600-650, maksimum 800-850 diyebilirim. 1000 lira kesinlikle yeterli olacaktır. 7-8 tavan bekliyorum. 8 tavan bekliyorum. 7'de de bırakabilir. 4-5'te bir hafif artı 4.5 artı 5'leri bırakıp sonra tekrar devam edebilir. Hafif bir düzeltmeyle devam edebilir. Bunlar olabilir. Burada 5 tavanda maliyet bırakılıp devam edilebilir maliyetsiz lotlarla veya tamamen uzun vadeli olarak taşınılabilir. Veya 7-8 tavanda bir kar realizasyonu yapılıp tekrar yine maliyetsiz olarak tutulup düzeltme yaptığında biraz tekrar lot eklenebilir. Yani bu tarz şeyler yapılabilir arkadaşlar. Orada artık karar sizin. Burada anlattığım hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, benim bir SPK lisanslı danışman olmadığımı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Beğenip videoyu yorum atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Abone olup bir de bildirimler açarsanız tadından yenmez. Bakın oyun yayını, spor yayını, borsa yayını, sohbet yayını hepsini yapıyorum. Neden? Çünkü burası benim blogum. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.